Samsun Spor Eğitim ve Tanıtma Vakfı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın ortaklaşa düzenlediği dezavantajlı gruplara yönelik sosyal içerikli mali destek programı kapsamında Türkiye'de ilk defa Samsun'da JUDAUN, Down sendromlu çocukların JUDA eğitimiyle rehabilitasyon adlı proje hayata geçirildi. Samse Vakfı'nın 25. yılı faaliyetlerinden biri olma özelliğini de taşıyan proje Atakum Devlet Su İşleri Spor Salonu'nda başladı. Yapılan bu faaliyetle ilgili olarak konuşan judo antrenörü Saadettin Ekinci şunları söyledi. Evet, burada bugün Türkiye'de ilk ve dünyada da ilk olan bir projeyle karşı karşıyayız. Down sendromlu çocukların judoda rehabilitasyonu judo ile ve bunu burada Samsun'da DS Spor Salonu'nda başlattık bugün. Bu konuda bize desteğini esirgemeyen, yardımcı olan aracı kurumlara, Samsun Valisi'ne, DS Bölge Müdürü'ne, Samsev yönetimine ve bütün bu işlerde bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz. Mikrofonlarımıza burada konuşan Samsev Başkanı Rüştü Araboğlu şu ifadeleri kullandı. Bir hayalin başlangıcındayız. Bir hayalle başlamıştı bugün. Değil mi Alp? Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı OKA'nın dezavantajlı gruplara yönelik açtığı bir bütçeye sunduğumuz bir projeyle başladı bugün. Bu proje Down sendromlu çocukların judo sporuyla eğitimi, rehabilitasyonu programıydı ismi. Bundan 3 ay önce ilk projeyi onaya sunduğumuzda bir hayaldi bizim için. Sonra bu hayalimize ortak oldu Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı. Buraya bugüne kadar hep bugünün doğru başlamasına ilişkin gayretler içinde olduk. Devlet Su İşleri Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Ayansa şunları kaydetti. İnşallah çok daha iyi yerlere gelecektir bu kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Ben de onlara başarılar diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Son olarak konuşan Samsev Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan şu ifadelere yer verdi. Onların beden ve ruh sağlığına bir artı değer katabilmenin derdindeyiz. Down Sendromlar Derneği'ne ve Down Sendromlu çocuklara olan ilgiyi, farkındalığı arttırmanın beklentisi içerisindeyiz.